Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Evet yani bir mesele var. Onu konuşacağız. Meselemiz şu. Eee zamanda din ve bilim ilişkisi. Bedüz zamanda din ve bilim ilişkisi. Ee, tab bu meseleye dair niye konuşuyorum? Konuşmamın nasıl bir hücciyeti, nasıl bir değeri var? ben kimim vesaire gibi soruları geçiyorum sevgili kardeşlerim. Bunu merak edenler özellikle neden bu meselede konuşma ihtiyacı hissettiğimi kendileri araştırabilirler. Ama özellikle gündeme yine şu noktada gelen bir şeydi bu. İşte Yusuf Kaplan'ın da hani işte Risale-i Nur talebeleriyle alakalı bir demeci olmuştu. Daha önce de olmuştu birçok konuşmasında. Tabi ona cevap verecek değilim. Belki Vakit olursa, nasip olursa onunla alakalı bir videoda yapacağım. E, yapabilirim yani. Şu kısmı ele alacağım. Yani Bediüzzaman'da din ve bilim ilişkisi. Sevgili kardeşlerim öncelikle, evvela, Bediüzzaman böyle bir ayrım yapmıyor. Yani nasıl böyle bir ayrım yapmıyor? E, yani bir yanda bir din var, bir yanda bir din var, bir yanda da bir bilim var. Yani, e ee, tabii şöyle bir şey de şimdi gündeme geliyor. Din deyince e, biz İslamiyet bunu anlıyoruz. İslamiyet noktasını e, nazarımıza alıyoruz. E, bilim deyince bu şimdi kimin bilmi? Yani e, bir kere e, burada tarifler üzerinde ve bu iki meseleyi birbiriyle denkleştirip konuştururken önümüze birçok engel çıkıyor. Bu engellerden birisi de yani bu dinle İslam mı ya da nasıl bir din, hangi ölçülerde, yani ne gibi kabulleri var? Ee, yani İslamsa bunun hani hangi çapta bir referansla biz bunu söylüyoruz. Yani o meselede yani İslam'la alakalı bilimle ilişkilendireceğimiz meseleyi biz hangi delalet ve cihleri ve sabitlik üzerinden, hangi ilmi kriterlerle konuşuyoruz? Bu önemli. İkincisi de bilim tarafı. Yani bu bilim dediğimiz şey. E, ne yani hani bilimin de birçok ihtilaflı noktası var. Bilimle alakalı birçok şeyler var. Hatta bu alanda sevgili kardeşlerim yazılmış kitaplar var. Yani bilim adamlarının kavgaları diye. Yani hakikaten öyle böyle birbirinin inadına o bilimsel keşfi kabul ettiği halde birbirinin inadına olarak bunu reddedenler var. Yani onlarda da ziyadesiyle taasup olan bir kısım var. Hepsi böyledir demiyorum. Tabi Cenab-ı Hak nasip ederse bu din bilim ilişkisini muttakil e, ayrı bir ders olarak konuşacağım. Ama bu video açısından e, Bediüzzaman noktasında bunu Bediüzzaman Hazretleri noktasında değerlendireceğim. Yani o ne söylüyor bu din ve bilim ilişkisinde? Şimdi bu gibi müşkilleri hallettikten sonra klasik söylemdeki yani bugün biz din ve bilim dediğimizde insanlar ne anlıyorsa eğer onların da anladıkları üzerinden konuşacak olursak din bilim ilişkisi açısından Bediüzzaman Hazretleri'nin tarzı, görüşü neydi? Ee, öncelikle Bediüzzaman Hazretleri böyle bir ayrım yapmıyor. Daha önceki o tefekkürle ilgili videolarda da ifade ettik sevgili kardeşlerim. Yani Bediüzzaman Hazretleri kainata bir Kur'an olarak bakıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğine delil olan ve tefekkür edilmesi ve okunması gereken kutsal ayetler olarak bakıyor kainata. Bu anlamda bu ayetlerin kutsallığını bozmadan, onlara nefsini, hevasını karıştırmadan gerçekleştirilen bilimsel faaliyetleri de bir dini ibadet gibi kabul ediyor. Dini ibadet gibi kabul ediyor. Ama nasıl? Yani Allah'ı bilerek ve onun farzlarına itaat ederek yapılanı bir ibadet olarak kabul ediyor. Yani netice itibariyle kainattaki bütün araştırmalar okuyup da hidayete o kişiyi erdirsin ya da erdirmesin birer ayettir ve ayet olduğu için İslamiyetin malı olan bir şeydir. Buradan zaten yola çıktığımızda din bilim ayrımı diye bir şey bedü zamanda sevgili kardeşlerim yok. E peki yani Bediüzzaman'la zamanla alakalı bu din bilim ayrımı bu kadar konuşuluyor. Madem böyle bir ayrım yok, niye konuşuyorlar? Bilmiyorlar çünkü. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim size değerli kardeşlerim. Yani zaman hazretlerine sorduklarında e, o Kastamonu'daki talebeler gelip muallimlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar. Yaratıcımızı tanıttırmıyorlar. E, i̇şte siz bize bir zaman Hazretlerinden rica ediyorlar. Siz bizi yarat siz bize yaratıcımızı anlatıp bize onu tanıttırır mısınız diyorlar. Eee zaman Hazretleri ona, kardeşlerim tabii ki tanıttırmayacak canım. Niye tanıttırsın ki size? Gidin alın şuradan bir bir hal ya da işte bir e, kitap, tefsir kitabı ya da işte benim kitaplarım var okuyun. Öğrenin yani. Tabii ki hocaların size dinden, dinden bilimin ne alakası var? Size elbette ki orada bilimsel bir şeyler anlatıyorlar. Doğru yanlış. O da ne olduğu belli değil. Elbette onlar size din anlatmaz yani. Tabii ki. Gelin benden öyle demiyor. Arkadaşlar böyle demiyor. Çünkü neden? Öyle düşünmüyor ki böyle bir ayrım olduğunu. Ne diyor? Sizin diyor okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisan, lisanın mahsusuyla yani kendine ait bir dille eğer o dili öğrenirsen, o dilin kulağını kendinde edinirsen o dilin alfabesini çözüp o dilin lisanına e, marifet kesbedersen o dilin lisanını bilirsen yani o dile ait kulağı da kendine takarsan sen onu anlarsın diyor. Yani ne diyor tekrar ediyorum. Siz diyor muallimleri dinlemeyin diyor. Muallimler hani kendi fikrini karıştırır. O yok öyleydi, yok böyleydi der. İşte başka farklı farklı ideolojik fikirler aşılayabilir. Siz muallimleri dinlemeyin diyor. Zira neyi dinleyin? Okuduğunuz fenler diyor. Kendi lisanı mahsusuyla, kendine ait mahsus, kendini özel diliyle, o dili çözümleyip marifete öyle basamak yapacağız tabii. O e, bilim ya da din, o bilimsel kısmın içeriklerini onun donelerini, onun materyallerini biz o kendine has onun argümanlarını elde edip kendine has okumasını e, marifetle yoğurarak ne yapacağız? Kendi lisanın mahsusuyla okuduğunuz fenlerden her bir fen mütemadiyen Allah'tan bahsediyor. Zaten sürekli devamlı olarak sizin okuduğunuz fenler size Allah'tan bahsediyor. Muallimleri değil onları dinleyin diyor. Ya bu ne demek? Ya fenler, fenler sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak öyle bir tanıttırıyor ki mütemadiyen sürekli nazarına böyle vererek vererek gözünün içine onları sokarak ya bu açıdan işte şu soru akla, gelmeli. Acaba İmam Hatip liseler mi Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırıyor, Kur'an'ı iyi okutturuyor yoksa fen liseler mi Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırıp Kur'an'ı iyi okutturuyor? Kardeşlerim yani benim de bu sorunun cevabı yok. Hangisi kainatı Kainat kitabını ve Kur'an-ı Kerim'i doğru ve paralel e, uyumlu, harmonili e, entegre bir şekilde okuyorsa odur marifette en çok yükselen. Yani bu açıdan şu an şu an eğer fen lisesi öğrencilerine e, bunların e, kainattaki her bir fenin Cenab-ı Hakk'ı anlatan yönüyle ve o şuurla onlara anlatılsa fen liseleri imam hatiplerden daha çok Kur'an okutup daha çok Kur'an öğreten yerler olur. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin bu argümanıyla beraber ve bu aslında Misyoni yani bu misyonu da insanlara hedef gösterip bunu tavsiye ederek ne yapıyor? Yani okuduğunuz fenlerden her bir fen zaten Allah'tan bahsediyor. E neden? E şimdi adam gitmiş almış yıldızdan, buluttan, bitkiden, hücreden yani bunu anlatıyor. Ayet bunlar. Yani bir insan ayeti eline alıp dalga da geçse, anlatmasa da, inanmasa da, yani eğer o ayeti anlatmışsa, inanmasa da sana bir ayet anlatmıştır. Ve sana Kur'an okumuştur bir nevi. Bu açıdan da sevgili kardeşlerim, buradan da yine anlıyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri'nde böyle bir ayrım yok. Peki şu kısmı da söyleyeyim. En son modern, klasik anlamdaki din bilim ilişkisini ifade edeceğim. Şöyle bir ifadesi var. Bunu işte Yusuf Kaplan e, hocamız da eleştirmişti. Vicdanın ziyası, bu nazaratta geçiyor. 86. sayfa Envar Neşriyat. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Vicdanın ziyası, vicdanın ışığı dini ilimlerdir. Aklın nuru, aklın nuru fununu medeniyedir, medeni fenlerdir. İkisinin imtizacıyla ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. İkisinin birleşmesinden hakikat tecelli eder. O iki cenah ile, o iki kanatla talebenin hikmeti pervaz eder, uçar. İftirak ettikleri vakit, iftirak ettikleri yani ayrıldıkları vakit birincisinde taassup yani sadece dini ilimleri öğrenenlerde İkincisinde sadece fenli, fenli, fununu medeniyetin fenlerini öğrenenlerde de hile, şüphe tevellüt eder. Evet. Sevgili kardeşlerim, burada Bediüzzaman Hazretleri'nin bir din-bilim ayrımı yaptığını söyleyemeyiz. Bununla alakalı burada bir şey yok yani. Bir delalet yok, söz konusu değil. Bir kere daha okuyup mana verelim. En son biz ez cümle bitireceğiz. Vicdanın ziyası ışığı kalbin, vicdanın, ziyası, ışığı ulumu diniyedir. Dini ilimlerdir. Bu bir tasnif arkadaşlar. Yani sınıflandırma anlamında bunu söylüyor. Mesela Kur'an'ın içerisinde nasıl ki Mekki medeni ayetler var diyoruz. İşte efendim tefsire konu olan, e, akşama konu olan, işte usulü dine konu olan ayetler var diyoruz. Bu bir taksimdir. Yani bu e, mesela hani usulü dini bilmeden fıkhı bilmek nedir? E iyi değildir. Önce usulü dini temel meseleleri bileceksin ki zaten o usulden fıkıh furu ediyor, ayrılıyor. Yani şimdi bunların ikisinin beraber öğrenilmesinin iyi bir şey olduğu ve insanı istikamete götürdüğünü söylemek bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu söylemek demek değildir. Ya da İslamiyet'in içerisinde bir başlık altında olduklarını söylememek değildir. Tekrar ediyorum vicdanın ziyası kalbin ışığın ziyası ulumu diniyedir, dini ilimlerdir. Ama az önceki gibi ifade ettiğim gibi bunu anlamamız lazım. Aklın nuru, ışığı yine nuru. Tabi nurla ışık arasında ufak farklar var. E, Funu'nu medeniyedir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru, aklın nuru fununu medeniyedir. Şimdi güneşten mesela ziya gelir e, ama Ay'a mesela Ay'a nur olarak yansır diyelim. Hani bu noktada e, hani Yunus suresinin 5. ayetinde de bununla alakalı bir bahis var. E, o, o, uzatır videomuzu. Yani vicdanın ziyası asıl olan belki hani vahiden direkt beslenen e, o ziya, o ışık, ulumu diniyedir, dini ilimlerdir. Aklın nuru, aklın nuru o ışıkla beraber o ışığın yansımasıyla beraber bir nevi de ortaya çıkan o aklın nuru yine ışığı fununu medeniyedir. Medeni fenlerdir. Medeniyetin ortaya koyduğu fende, fenlerdir. Burada tabii bu medeni fenler derken buradaki bahisin gerisi var. Burada müsbet e, fenleri kastediyor. Yani böyle materyalist bir fen gözlüğünü elbette ki kastetmiyor. Ulu aklın nuru fununu medeniyedir. Yani medeni fenlerdir. İkisinin imtizacından, birleşmesinden hakikat tecelli eder. O iki cenah ile, iki kanatla talebenin himmeti uçar, pervaz eder. İftirak ettikleri vakit eğer bu ikisini birbirinden ayırırsak, yani e, İslam'ı anlama noktasında sadece akılcı ya da sadece işte kalbi noktaları e, hakim kılarsak, ikisini birbirinden ayırırsak birincisinde taassup, birincisinde tasup, e, işte bağnazlık, diyebiliriz. İkincisinde ise yani birincisinde dediği nedir? Sadece dini ilimleri öğrenenlerde taassup. Yani biraz da ifrat olarak da bunu nitelendirebiliriz. İkincisinde hile. Yani e, fununu medeniyeyi, medeniyet fenlerini, bilimlerini öğrenenlerde ise sadece olarak e, sadece fununu medeniyeyi öğrenenlerde ise hile. Şüphe tevellüt eder. Hile çıkar. Neden? Çünkü bir manevi, bir ruh, bir kalp terbiyesi almamış. Hile yapabilir ve e, o yaptığı çalışmalarda, bilimsel ya da ilmi işte bütün makalelerde, bütün araştırmalarında şüphe içinde olup e, farklı noktalara gidip marifetten ve Cenab-ı uzaklaşabilir. Ama ikisi birleşirse o talebenin himmeti sevgili kardeşlerim ne yapar? Pervaz eder, uçar sevgili kardeşlerim Bediüzzaman'da din bilim ilişkisi bu. Bu meseleyi e, böyle anlamak lazım. Bediüzzaman Hazretleri böyle bir ayrıma gitmiyor. Sadece e, işte lemalarda Mes mesnevi i Nuriye'de var. E, notalar kısmında artık 5 nota olabilir. E, medeniyetin o fen algısını ikiye ayırıyor. Birincisi Cenab-ı Hakk'ı bilen medeniyet e, medeniyetin faydasına e, iyiliğine, güzelliğine, işte beşerin menfaatine işte uçak gibi efendim elektrik gibi yani o menfaate çalışan kısmından e, bahsediyor. E, diğer yanda da işte e, beşeri o medeniyet e, vurgusundan den vurup işte onları materyalizme e, Allahsız, dinsiz, ahlaksız bir dünyaya çağıran diğer fen grubu diye ikiye ayırıyor ve o kötü olan grubu taşlıyor. Yani bizim orada diyor o 5 notayı Okursunuz inşallah lemalarda 17. lema 5. not olması lazım. Oralarda o fununu medeniyenin o beşeri günaha, sefahete, akılsızlığa, hafifliğe, ahlaksızlığa çağıran yobaz materyalist kısmını eleştiriyor. Diğer kısmıyla alakalı bir şey söylemiyor. Onların faydalı olduğunu ifade ediyor ve onun alınması gerektiğini, o fenlerin alınması, kullanılması gerektiğini söylüyor sevgili kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri'nde mesele bu konuda. Yani onun bir din bin bilim ayrımı yok. Dolayısıyla hani din bilim ayrımını genel konuşmayacağım burada. Ama e, netice itibariyle şöyle bir noktaya geliyoruz. Yani modern algı noktasında bir din bilim ayrımı var mı peki Bediüzzaman Hazretlerinde? Evet yani eğer e, o bilim marifetullaha, muhabbetullaha, e, beşerin faydasına in, insaniyeti götürmüyorsa onu... Bediüzzaman Hazretleri bir ilim olarak kabul etmiyor zaten. Bir ilim olarak kabul etmiyor. Bir safsata olarak kabul ediyor. Yani bir demagoji olarak kabul ediyor. Bu noktada sevgili kardeşlerim Bediüzzaman Hazretleri'nin de din bilim ayrımı noktasında bu kadar tartışmaya gerek yok. Bir noktada Bediüzzaman Hazretleri kainat ayetlerini nazara veriyor bize. Aklın nurunu ve Kur'an'ın da 700 küsur ayetle nazara verdiği bir tefekkür penceresini ki eserlerinde de bunu işliyor. Diğer noktadan da e, İslam'ın e, meselelerini Kur'an-ı Kerim'deki mesajları, ahlaki, muamelat, hukuki kısımları vesaire onların hepsini nazara veriyor sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak Bediüzzaman zaman gibi bir e, dahiye anlamayı bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahü le illa alim telekendi galibun kim ve ahru davana elhamdülillah Rabbil